Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında çemberin analitiği konusunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldık? Çemberin genel denkleminde kaldık. Onu anlatacağız. Kitabımızda sayfa numarası 259'un sağ tarafı. 260, 261 ve 262'den de bir soru çözeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberin genel denklemi dediğimiz şey x, -x a'nın karesi artı y b'nin karesinin açık vaziyette karşımıza gelmesidir aslında. E o zaman merkez A virgül B yarı çapı R olan çemberin denklemi şu şekilde yazılıyor ya. Bunu açtığımız zaman hani X kare eksi 2 AX geliyor buradan. Bak X kare eksi 2 AX artı A kare geldi. Sonra şunu açtığımız anda Y kare eksi 2 B'ye artı B kare geldi. R kareyi de buraya attım ve denklemi düzenledim. X kare artı Y kare eksi 2 AX eksi 2 B'ye artı A kare artı B kare ekserek R kare şeklinde düzenledim. Burada bunu bu şekilde yazdıktan sonra ne oldu arkadaşım? Ben şuradaki ifadeye şöyle bir şey diyecek olursam D diyecek olursam X'in katsayısına, Y'nin katsayısına E diyecek olursam burada da sabit sayı oldu ya burası. Buraya da F diyecek olursam yani eksi 2 A'ya D dedim. Eksi 2, 2 B'ye E dedim. Şuraya da F dedim. Bunları yazdığım zaman karşımıza ne geliyor? X kare artı Y kare artı DX artı EY artı F Eşit sıfır denklemi geldi. İşte biz bu denkleme ne diyoruz? Çemberin genel denklemi adını veriyoruz. Peki çemberin genel denklemi verildiği zaman biz merkeze ve yarı ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Merkeze baksana. A virgül B değil miydi? Evet. Biz D olarak eksi 2 A demiştik değil mi? Ha, ben eksik k sayısını eksi 2'ye böldüğüm zaman A'yı elde edebiliyorum. Eksi k sayısı burada D. O zaman çemberin merkezi ne olacak? merkezimiz eksi d bölü 2'ye x'in kas eksi 2'ye böleceğim. Bak b'yi elde etmek için de y'nin kas eksi 2'ye bölersem oluyor mu? Evet şu şekilde eksi 2'ye böldüğüm zaman geliyor. Yani merkez eksi d bölü 2'ye eksi y bölü 2 oluyor. Yarı çapta 1 bölü 2 kare kük içerisinde d kare artı e kare eksi 4 f oluyor. Ya hocam bu nereden geliyor? Ya işte şunları açtığınız zaman Hani F dediğimiz buydu ya. Bak şurada F'yi açalım isterseniz. F dediğimiz neydi? İspatını yapayım ben sana. F dediğimiz A kare artı B kare eksi R kare değil miydi? Evet. R kareyi buraya at. Ondan sonra A yerine ne yazacağız? Bak A dediğim eksi de bölü 2 idi. O zaman D kare bölü 4 artı B dediğim eksi E de bölü 2 idi. Karesini al. E kare bölü 4. Eksi F mi? F de buraya geldi. Düzenleyecek olursak R kare eşittir. D kare artı E kare eksi 4 F bölü 4 yaptı. Kare kökünü aldığımızda da 1 bölü 2 kare içinde D kare artı E kare eksi 4 F geliyor. Bunu bilin. Yani bunu bilin. Çok işinize yarayacak. Bilmeseniz de olur mu? Olur. Merkezini bilin. Yarı çapında en azından D kare artı E kare eksi 4 F'yi bilin. Çünkü çember belirtme ve belirtmeme durumlarında bunu kullanacağız. Yarı çapta 1 bölü 2 kare içinde D kare artı E kare eksi 4 F oluyor. Hocam bilmeden yapabilir miyiz? Yapacağız. Biraz sonra soruda göstereceğim. Çarpanlar ayırma tekniğiyle yapacağız. Sen ben ikisini de göstereyim. Sen istediğin yoldan yap. Mesela bu. Çemberin merkezini bulunuz. Merkezimiz nedir? Şu D bu E. Eksi D bölü 2'ye. Eksi E bölü 2'dir kardeşim. Yani şunu eksi 2'ye böleceksin. Eksi 3'e. Bunu da eksi 2'ye böleceksin. 1 yapar. Merkezimiz eksi 3'e 1 yapar. Peki hocam. Burada ben bunu nasıl yapabilirim başka türlü? Çarpanlar ayırma yöntemi. Şunu düşün. X artı A'nın parantez karesi nedir? X kare artı 2AX artı A kare değil midir? Evet. Yani sen X kare artı 2AX gördüğün zaman X artı A'nın parantez karesi gelir aklına değil mi? Evet. O zaman ben burada bak dikkat et. İkinci yol. X kare artı 6X. Bak X'leri yan yana getirdim. Artı Y kare eksi 2Y eksi 2 eşit 0 ya. Hocam x kare 6 6x x artı 3'ün parantez karesi değil midir? Evet x artı 3'ün parantez karesi x kare artı 6x verir ama artı 9 fazlalığı geldi 9 çıkartmam lazım x kare artı 6x elde etmem için. Tamam artı y kare eksi 2'ye neyin parantez karesidir? Şunu 2'ye böleceksin. Bak bunu 2'ye böldük ya. Bak x artı 3. Bunu 2'ye böl. Eksi 1. Yani y eksi 1'in parantez karesi yapar. y kare eksi 2'ye yaptı. Ama artı 1 fazlalığı var. 1 çıkartmam lazım. Y kare eksi 2'ye elde etmem için. Bir de eksi 2'si var. Eşi 0 ya. Bak x artı 3'ün karesi artı y eksi 1'in karesi. Şimdi eksi 9, eksi 10, eksi 12. Öbür tarafa atınca da 12 geldi. Merkez eksi 3'e 1 çıktı mı? Çıktı. Gördün mü? Buradan da bulabilirsin. Eksi 3'e 1'i. Hatta yarı çapta ee, kök 12. Kök 12 dediğimizde nedir? 2 kök 3 olarak da bulunur. Yarı çapı da bu şekilde yine bulabiliyoruz. Çarpanlar ayırma yöntemiyle de bu şekilde yapacaksın. Ama sen yine de ben buradan yapacağım hep. Eksi d bölü 2 eksi d bölü 2 bir de 1 bölü 2 kare içinde d kare artı e kare eksi 4 f'den yapacağım. Öğrenmen için. Öğrenmen için. Evet burası d. Burası e. Buranın da f olduğunu biliyorum. Yarı çap 1 bölü 2 kare içinde d kare 16 artı e kare 4 eksi 4 çarpı f. Sakın 4 deme. İşaretiyle birlikte alfeye yani eksi 4 burası. Dikkat et tamam mı? E o zaman burası ne yapıyor? 1 bölü 2 çarpı kare içinde 20 artı 16 36 yapar. 1 bölü 2 çarpı 6 yapar. Bu da kaç yapar o zaman? 3 yapar. Yarı 3 çıktı. Verilen çemberin merkezini bulunuz. Hocam D burası E burası iken eksi de bölü 2 eksi de bölü 2 değil. Niye? Çember denklemini açtığın zaman hani x eksi a'nın karesini ve y eksi b'nin karesini açtığımız zaman eşittir r kare açtığımız an x kare artı y kareli bir şey gelmiyor mu? Orada d'yi ve e'yi tanımladık. Yani bu şekilde verildiği zaman olmaz. x kare ve y e karenin katsayısının 1 olması lazım. O zaman denklemi 2'ye böleceksin. x kare artı y kare artı 8x eksi 4y eksi 2 eşit 0 iken işte burası d'dir işte burası e'dir. O zaman merkezimiz eksi d bölü 2 eksi 4'e eksi e bölü 2 artı 2 çıkar. Tamam mı? Buna dikkat et lütfen. Bunu da es geçme. Evet geldik bir sonraki soruya. Çemberin yarı çapını buluruz. Önce bir 4'e böl bakalım. x kare artı y kare artı 4x eksi 2y eksi 4 eşit 0 iken şurası d burası e burası f olur. O zaman yarı çapta 1 bölü 2 kare içerisinde d kare 16 artı e kare 4 eksi 4 çarpı f yani f'yi de işaretiyle birlikte almayı unutmuyorduk. O zaman bu da 1 bölü 2 karek küçüğünde 20 artı 16'dan 36 çıkar. 6 diye çıktı. 1 bölü 2 ile 6'ın çarpımı da 3 çıkar. Yani yarı böylelikle 3 buluruz. Örnek 30'dayız. Çemberin çapının 3 birim olması için çapının 3 birim olması, yarı çapının 3 bölü 2 olması anlamına gelmiyor mu? Geliyor. 3 bölü 2 yarı çapı, 1 bölü 2 çarpı karek küçüğünde D kare artı E kare yani 16 artı 9 eksi 4 F işaretiyle birlikte A. Sıkıntı yok. Bölü 2'ler gitsin. Yani 3 eşittir. Kare içinde 25 eksi 4 a yaptı. E her iki tanımın karesini al. 9 eşittir. 25 eksi 4 a yapar. Buradan 4 a eşittir. Kaç gelir? 16 gelir. A'yı da buradan 4 mu buluruz? Evet. İşlemimizi yaptığımız zaman cevaba ulaştık. 31'deyiz. Yarı çapının 4 birim olması için. Bak. Şu D. Şu E. Şu F işaretiyle birlikte. 4. A'nın pozitif değeri nedir diye soruluyor. Kare, 1 bölü 2 çarpı kare içinde D kare 4 artı E kare A kare eksi 4 çarpı F yani eksi 2. Eksi 2. 4 kere 2 8. 8 eşittir kare içinde A kare artı 12 yapar. Karesini aldım her iki tarafın. A kare artı 12 eşittir 64 yapar. A kare buradan kaç çıkar? 52 çıkar. A da buradan kök 52 yapar ama artı eksi kökellik yapar. Yani artı eksi 2 kök 13 yapar. A benden pozitif değeri isteniyor. Cevap artı 2 kök 13 yapar. Çünkü a kare 52 yani eksi 2 kök e, eksi 2 kök 13'ün karesi de artı 52 yapıyor. Değil mi arkadaşlar? Evet. 31. soruda bu şekilde çıktı. Geldik 32'ye. Çemberin işte denklemiyle verilen çemberin merkezi bu doğru üzerinde olduğuna göre. Hemen merkezi yaz. Eksi de bölü 2'ye yani eksi 3'e. Eksi e bölü 2 yani eksi 1 yapar burası. Merkez bunun üstündeymiş koy. 3 çarpı eksi 3 artı y yerine de eksi 1 yazıyorum. Artı a eşit 0 ya. Eksi 9 eksi burası eksi 10 mu yaptı? Eksi 10 artı a eşit 0'dan a da buradan 10 gelir. Sadece merkezini bulutturdu Analitik bilgisini kullandık. Başka bir şey var mı? Yok. Merkezi buymuş. Eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2'ye. Yani eksi A bölü 2'ye bunu eksi 2'ye böldüğüm zaman eksi 2B mi yapıyor? Evet. Bu eksi 2'ye 3'e eşitmiş. O zaman arkadaşlar eksi A bölü 2 eşittir eksi 2 ise A'yı buradan 4 buluruz. Eksi 2B de 3'e eşitse eğer B de buradan eksi 3 bölü 2 çıkar. Benden A çarp B isteniliyor. 4 ile eksi 3 bölü 2'nin çarp. isteniliyor. Eksi 12 iki bölü 2'den Cevap 6 çıkar örnek 33'te. 34'e geldik. Çember belirttiğine göre bak şimdi. Bir çemberin çember belirtmesi için dikkat dikkat. x x a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde ya. Çember belirtmesi için x kare artı y kare şeklinde olması lazım. x kare ve y karenin katsayılarının birbirine eşit olması lazım. Eşit değilse bile yani 2 x kare artı 2 y kare ise bile ne yapıyorduk? Hani e, 2 2 de olabilirdi. 3 de olabilir. Sadece D e, F'yi bulmak için 2'ye ya da 3'e bölecektik. Sonra artı işte burada açtığın zaman şeyli eksi e, e 2A eksi 2B'ye bir de bir, yani ne oluyor bu? X kare artı y kare artı dx artı ey artı f şeklinde olması lazım. Bunun da sıfır eşit olması lazım. Yani x yli bir terim var mı arkadaşlar bunu açtığımızda yok. X yli terimin sıfır olması lazım o zaman. X yli terim gelmez. 2 artı 12 eşit 0 olması lazım. 2 a eşittir eksi 12 olur. A da buradan eksi 6 çıkar. Örnek 34'ü eksi 6 bulduk. Ve geldik örnek 35'e. Şöyle bak. X yeli terimin 0 olması lazım. 3B eksi 6 eşit 0'dan. 3B eşittir 6'dan B'yi 2 buluruz. Bu çemberin merkezini bulunuz. Merkezi kolay. B yerine gel şimdi 2'yi yaz. Denklem ne yapıyor? X kare artı Y kare artı 6X B ye yerine 2 yazdığımda eksi 8y eksi 3 eşit 0 yaptı ya. Şu D bu E. Merkezimiz eksi D bölü 2 yani 6 eksi 2'ye böldüğünde eksi 3. Bunu eksi 2'ye böldüğünde 4 çıkar. Merkezimiz eksi 3'e 4 çıktı. Yalnız bu D E yazarken x kare ve y karenin kas sayısında 1 olmasına dikkat ediyoruz. Değil mi gençler? Evet geldik. Şuraya. Örnek 36'ya. Çember belirttiğine göre hocam x terim olmayacak. x kare ve y karın katsayısı da eşit olacak. Mümkünse 1 olacak. Evet buradan ne geliyor? İlk önce 2a x 8'in 0'a eşit olması lazım. 2a eşittir 8'den a'yı da buradan 4 buluruz. Yaz yerine x kare artı y kare x y'li terim gitti. A yerine 4 yazdım mı? 4 kere 2 8 eksi 2'den 6 x yapar. Eksi 4 y artı 12 eşit 0. İşte çemberin standart denklemini bulunuz diyor burada da. Hmm. İstersen merkezini bulalım hemen. Sonra yarı çapını bulalım hemen. O şekilde düzenleyebiliriz. Merkezimiz nedir? Eksi 3e eksi de bölü 2, eksi de bölü 2. 2 yapar. Yarı çap ne yapar? Yarı çap da 1 bölü 2 kare küçüğünde. D kare 36 artı e kare. Eksi 4'ün karesi 16 eksi. 4 çarpı 12 işaretiyle bitti. Evet. Şurası kaç yaptı? 52. 52'den 48 çıkınca 4. 4 kök dışına 2, 2 diye çıktı. 1 bölü 2 ile çarpınca da 1 diye çıktı. Evet merkezi bu yarı çapı olan çember denklemi. X eksi eksi 3'ün karesi. Yani x artı 3'ün karesi artı. Y eksi y'nin karesi yani 2'nin karesi eşittir. 1'in karesi 1 yapar. Çemberin standart denklemi. Geldik buraya. Ne diyorduk? X terim olmayacak. X kare ve y karenin kat birbirine eşit olması lazım. 2a eksi 4 eşittir. A artı 4 olması lazım. A da buradan ne olur? 8 olur. A yerine 8 yazınca Zaten cevap bu oldu. Ha merkezi istenmiş olsaydı D bu değil bak. A yerine 8 yazdığımızda burası 12x kare artı 12y kare oluyor ya. Denklemi 12'ye bölmemiz gerekecekti. Tamam ama benden sadece A isteniyor. Çember belirttiğine göre A kaçtır? X kare ve Y karenin kas sayılarının eşit olması lazım. 2A eksi 1 eşittir. 5 olması lazım. 2A buradan 6 olur. A da buradan kaç çıkar o zaman? 3 çıkar. 39'dayız x kare b karenin katsayıları eşit olacak. 3a eksi 1 eşittir a artı 5. 2a eşittir 6'dan a'yı 3 buluruz. Sonra x terimde olmaması lazım. b eksi 0 olması lazım. b de buradan 3 çıkar. a çarpı b isteniyor benden. 3 çarpı 3'ten cevap 9 çıkar. Örnek 39'da Geldik şuraya. Denklemi x kare artı y kare artı dx artı e artı f eşit 0 şeklinde verilen çemberde bu ifadeye biz ne diyorduk? Yani 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare artı e kare eksi 4 f ifadesine biz ne diyorduk? Çemberin yarı çapı diyorduk. Değil mi? İşte bu bilgiden dolayı bir şey çıkartacağım bak şimdi. Eğer bak kök içindeki ifade çemberin yarı çapından bahsediyorum. Kök içindeki ifade yani şu ifade d kare artı e kare eksi 4 f pozitifse o zaman kök dışına çıkar yarı çap tanımlıdır. O zaman bu pozitifse denklem çember belirtir diyeceğiz. Peki d kare artı kare eksi 4 ve bu sıfıra eşitse o zaman yarı çap sıfır olacak. Yarı çap sıfır demek ne demek? Bir noktaya sıfır bir uzaktaki noktalar yine o nokta yapıyor. O zaman denklem ne belirtir arkadaşım? Nokta belirtir diyeceğiz. Küçük sıfırsa da bak şu ifade küçük sıfırsa da kök dışına çıkmaz. Yani bu sefer de çember yani yarıçap tanımlı değil değil mi? Reel sayılarda tanımlı değil. Yani çember belirtmez diyeceğiz. Eskiden olsa elips, hiperbol, parabolu karıştırdık ama onlardan birini belirtiyor ama onlar müfredattan kaldı, kaldıktığı için çember belirtmez dememiz yeterli şu anda. Tamam E, bak o yüzden ben sana yarıçapını çapını bil dedim. 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare artı e kare eksi 4 f kök içindeki tanımlıysa pozitifse çember belirtir. Eşit sıfırsa nokta belirtir. Küçük sıfırsa da o zaman yarıçap tanımlı değil. Yani çember belirtmez. Tamam. E, son durumda son durumda ne belirtir? Son durumda işte çember belirtmiyor. Buraya ne yazacağım bilmiyorum valla. Neyse. Bunları anlattık mı anlattık. Anladınız mı anladınız. Bakalım şimdi soruya. Denkleminin bir çember belirtmesi için hemen ne yapıyorum? D kare artı E kare eksi 4 F'nin büyük sıfır olması lazım. Yarıçap çap formundaki kök içindeki ifadenin. E o zaman burada D dediğim bu. E dediğim bu. F dediğim bak şu değil. Şunun tamamı değil mi? Sabit sayı. D kare dediğim 16. Artı E kare dediğim 4. Eksi 4 çarpı F. A artı 1. Büyük 0 olması lazım. Bunu öbür tarafa atalım. 20 e, büyüktür. 4. Şöyle de açalım. E, artı diye geçiyor öbür tarafa. 4 A artı 1 yapar. Yani 20 büyüktür 4A artı 4 yapar. 4 de attım buraya 16 büyüktür 4A yapar. 4 büyüktür A yapar. Yani A küçüktür 4 mi yapar? Evet. İşte. A hangi aralıkta olmalıdır? A küçüktür 4. Yani hangi aralık? Aralık nedir? Eksi sonsuzla 4 arasındadır değil mi arkadaşım? Evet. A küçüktür 4 olması lazım. Hatta şöyle şöyle yapacağız. Aralık olarak bu ya e da A küçüktür 4 diyebiliriz. Denkleme bir nokta belirtmesi için D kare yani D kare şurayı yazayım. D kare artı E kare eksi 4 f'nin sıfıra eşit olması lazım. D dediğimiz şu. 16 artı E dediğimiz bu. 16 eksi 4 çarpı F. F dediğimizde 2 A'nın eşit 0 olması lazım. Bu 32 yaptı. Eksi 8 A öbür tarafa geçince artı 8 A yaptı. A da buradan kaç geldi? 4 geldi. 42'deyiz. Denklemi reel çember belirtmediğine göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı der. O zaman d kare artı e kare eksi 4f küçük sıfır olması lazım. Yani d dediğimiz bu. 4 artı e dediğimiz bu. 4 eksi 4 çarpı f. f dediğimiz de bu. Küçük sıfır olması lazım. 8 küçüktür eksi 4a'yı öbür tarafa attı. 4a yapar. Buradan 2 küçüktür a mı gelir? Evet. Evet. 2 küçüktür a gelir. Şimdi e, çember belirtmediğine göre. a çember belirtmediğine göre. Noktada bir çember değildir. O yüzden küçük eşit dememiz lazım değil mi arkadaşlar? Noktada da şey yapmıyor. Yani o zaman a bu ne demek oldu? A büyük eşit 2 mi oldu? Evet. O zaman e, en küçük tam sayı değeri ne olacaktır arkadaşım? 2 olacaktır. Normalde çember belirtmesini deseydi bunu yapacaktık. Eşitliği koymayacaktık ama çember belirtmediğine göre en noktada bir çember değil. O yüzden burada çember belirtmeme durumu küçük eşit sıfır olmak zorunda. Tamam. Örnek 42'yi de bu şekilde bulduk. Geldik örnek 43'e. Çemberi x ekseninde teğet olduğuna göre. Arkadaşım merkezi kaça kaç? Merkezi şuraya yazıyorum. Merkezi eksi de bölü 2 eksi de bölü 2. 3'e 2. Merkezi 3'e 2 olan bir çember. Hemen çizelim. Şöyle gösterelim. Merkez 3'e 2. Yani 3 burası 2 burası. Nereye teğetmiş? x eksene teğetmiş. O zaman x 80'e t ise şöyle olmak zorunda. A merkez t'ye çektik. Şurası 2 birim. Yarı çapın kaç olması lazım? 2 olması lazım. Yarı çapta 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare 36 artı e kare yani 16 eksi 4 f'ye eşit olmaz mı? Evet. Bu 1 bölü 2 öbür tarafa çarpı olarak kesin 4 kare küçüğünde 52 eksi 4 a'ya eşit olur. Bu karesini aldım. 16 eşittir 52 eksi 4 a yapar. Bunu buraya bunu buraya atınca 4 a eşittir 36 yapar. Buradan A'yı da kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Evet A da böylelikle 9 çıkar. Bunlarda ne yapıyorduk? Yorum yapıyorduk. Yorum gücümüz bizim için çok önemliydi. Gördüğünüz burada yorumladık. Çok da güzel bir şekilde çıktı. Şimdi sırada ne var? Bir nokta ile bir çemberin konumu. Sonra bir doğru ile bir çemberin konumu var. Onu da bir sonraki derse bırakalım isterseniz. Yani en son derse bırakalım isterseniz o zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders çember nokta doğrunun birbirine göre durumlarını işleyeceğiz. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.